Beşiktaş Kasımpaşa mücadelesine mercek altına alacağız. Şüphesiz Beşiktaş taraftarı üzgün, düşünceli, biraz kırgın, neler olacağını çok merak ediyor. Gökhan Keskin'le başlayalım. Bu akşamı konuşursak Semih dışında herhalde Beşiktaşları sevindiren hiçbir şey yoktu başta Gökhan Hocam. Beşiktaş için kara gecelerden biri. Yani bence Semih de yeterince sevindiremedi. Attığı gol de ortadaydı. Ben Semih'ten çok daha fazla şeyler bekliyorum. Çok genç bir kardeşimiz, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş açısından gelecek olursak, bugün futbol açısından hiçbir şey yok. Sıradan bir takım görüntüsünde, yani şu elindeki kadroyla birinci ligde şampiyonluğa zor oynar. Oyuncuların içinden ruhlar gitmiş. Hiçbiri sadece futbol oynayalım, halı sahada görevimizi yapalım, ondan sonra bırakalım gidiyor havalarında. Sonuç 3-1, gene mağlupsun. Bu 3. 3-1 kendi sahanda aldın. Fenerbahçe, peşine Alanya, peşine bu maç. Oyun açısından baktığın zaman hiçbir şey vaat etmeyen bir takım. Ama maçtan sonra yapılan açıklamalara bakıyorsun, hep Beşiktaş camiasının içine böyle bir umut saçmaya çalışıyorlar ama gelinen noktada bence hiç umut da yok. Örneğin A planı, B planı, C planımız var diyorlar. Yanılmıyorsam bundan önceki maçta, yani araya girmeden evvel, önümüzdeki Kasımpaşa maçına yeni teknik adamımızla çıkacağız dediler. Ama bugün gelinen noktada teknik adam ismi var ama cismi yok. Sadece isim telaffuz ediliyor. Bugün yapılan konuşmadan sonra da en kısa süre içinde, süre belirtmiyor. Yani nasıl Kasımpaşa maçından önce diye belirtildi. Ama önünde oynayacağım bir Rize deplasmanı var. Orada bile olup olmayacağı soru işareti. Peşine içerideki problemleri biliyor diyorsunuz. 5 tane oyuncuyu kadro dışı bırakıyorsunuz. Sonra bunun yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorsunuz. FIFA'da böyle bir uygulama yok oyuncu haklarından dolayı. Geriye dönüş yapıyorsunuz. Takımla beraber idmanlara başlıyorlar. Yani takımın ısınma bölümünde, antrenmanda varlar. Ondan sonra ayrılıyorlar ama sonuçta 5 tane kadro dışı bıraktığınız oyuncuyu söylemlerle sonuçta tekrar geri içeri alıyorsunuz. Bir yerde söylediğinizi yutuyorsunuz. Peşine bu oyuncularda bakıyorsunuz. Afrika Şampiyonası'na gitmesi gereken Bailly, takımın içinde belki problem var öyle ya da böyle ama bakıyorsunuz Villarreal'e ilk transferi yapıp giden. Yani kurtulduk dediğiniz oyuncu baktığınız zaman performans açısından fena değil ama Villarreal takımı transfer ediyor. İspanya'nın kalbur üstü takımlarından. Onlar da problem yaşıyor ama Bailly'yi bir kurtarıcı olarak transfer ediyor. Gezzalı zaten sakatlığından ötürü 2 senedir ortalıkta olmayan Gezzalı kurtarıcı diye oyuna sürüyorsunuz. Sonuç gene aynı. Hala bir beklenti içindesiniz. Aboubakar, Rozier ve Onana şu anda ortada yok. Yani transfer mevsim başlayınca vedalaşacağınızı söylüyorsunuz. Ama hala elle tutulur bir şey yok. Transferlerle ilgili 14 tane yabancı oyuncumuz var diyorsun. 5 tane oyuncu kadro dışı bıraktıysa herhalde bir yerler açılmıştır. Yani bunu göz önüne almışsınızdır. Ama bence onunla ilgili de elle tutulur bir şey yok. Sahada oyunda elle tutulur bir şey yok. Bir Semih'in performansı çok genç bir kardeşimiz. Yani esasında böyle giderek onun üstündeki yükü, sorumluluğu, normalde bu oyunculara o sorumluluğu fazla vermemeniz lazım. Yavaş yavaş pişirmeniz lazım. Ama şu anda bakıyorsunuz bütün sorumluluklar, yani sen ne diyorsun başlarken, işte genç Semih için de parlayan bir şey yok. Ama bence Semih için çok erken o baskının altına girmemesi lazım. Oyunun sonlarına doğru ayağına kramp girdi. Bence o bile artık o yükü, o baskıyı daha önce genç takımda yaşamamış. A takım kadrosunda fazla süre bulamadı. Şimdi süre bulmaya başladı. Fazla sorumluluk verirseniz daha pişmeden onu da kaybederiz. Ha, alttan gelen çok yetenekli çocuklarımız var. Doğru, ben de inanıyorum. Birkaç sene içinde bunlar takımın demirbaşları olacak. Ama gelinen süreçte 5 yıl içinde bir problem var. Bunun yönetim de farkında. Camia da farkında. Önemli olan bu problemden nasıl sıyrılacağınız. Ki bir an önce sıyrılmanız lazım artık. Çünkü seçim olurken vaadetler var. Yani umutlar var. Hep bir umut. Hep umut. Bazen söylüyor ya, umut insanı öldürür diye. Bazen hep umut ediyorsun ama sonuçta bir şey yok. Hala şu anda Beşiktaş sezon başı Şenol Hoca ile başlanan nokta aynı gidiyor. Ha, yeni gelen yönetime de bir şey dememek lazım. Sonuçta onlar da bilinen bir ortama geldi. Kolay değil işleri, transfer mevsim başlama. Tabii ki onlara da zaman vermek lazım ama bu problemi yaparken
Mesela bir hocayla yolunu alıyorsan, B planın varsa hemen hocayı getirirsin. Bu maçın önünde çıkartırsın. Ama gelinen ortamda sadece isim var. Ama isimler de var. Yani bir isim söyleniyor, o isim illa gelecek diye bir şey de yok şu ana kadar. Biraz da artık bekleyeceğiz, ne olacağını ben de merak ediyorum. Bu kaostan, bu problemlerden nasıl soyutlanacağını merak ediyorum hakikaten. 6 Ekim 2023 değilmiş Şenol Hoca'yla, yani 3 ay oldu. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Yani tam yönetim değişti. Yeni bir başkan geldi. Futbolu futboldan gelenler yönetiyor Beşiktaş'ta, hepimiz sevindik. Ama olmuyor burada. Şimdi Gökhan Hocam bu yönetime de güzel bir analiz yaptı ama ben şöyle bakıyorum, yani şimdi bir ay olmuş siz de yönetime geleli. Ve kongre zamanında çok güzel toplantılarda, röportajlarda Sayın Başkan Hasan Arat güzel projeler açıkladı. Önemli vaatlerde bulundu. Şimdi o zaman onların hepsi bir hayal miydi? Hayal mi satıldı? Şimdi bir ay, evet, bir yönetim için çok uzun bir zaman dilimi değil. Ama siz Beşiktaş'ın başkanlığına ve yönetimine talipsiniz. Ve Beşiktaş'ın başında o günlerde geçici olarak bir hoca var. Rıza Çalınbay. Kalıp kalmayacağı belli değil. Muallaklı. Sözleşmesi bitiyor. Aralığın bilmem kaçında zaten kendisine yönetim seçildikten sonra 14 gün sonra seninle görüşelim diye randevu veriyorlar. Arkasından kötü bir maç sonucu oluyor ve görevden alıyorlar. Hani dizi vardı ya, Fatma Gül'ün suçu ne? Hani onun gibi oldu. Rıza Hoca'nın suçu ne? Hani sen bunlardan hiç şimdi, şey almıyorsun, pay almıyorsan Rıza Hoca'nın suçu ne? O da seninle aynı ortamda. Şimdi öyle. Yani madem o günlerde birçok şeyde bulundunuz. Yani işte hoca konusu, Beşiktaş futbol takımına öncelik verecek dediniz. Bugün ayın 5'i, yarın ayın 6'sı, seçim biteli bir ayı geçti. Artık ikinci ayına doğru yol alıyor. Ve bu bir aylık süreçte pozitif manada hiçbir şey yok. Tam tersine krizler var. Bir, Rıza Çalınbay krizi. Değil mi? Hatta Sayın Feyyaz uçağı ne dedi? Samet Hoca aradı. Niye çıksın ki artık telefona? Yani adama şey yapılmış. Yani giderken yanına bile uğramamışlar. Bir yolcu bile etmemişler. Elini sıkmamışlar. Adam çıkmaz yani. Ben o zaman ben de çıkmam. Üzülürüm kardeşim. Bir, iki, beş tane oyuncuyu kadro dışı bıraktınız. Bir hafta pazartesi bıraktınız, cuma günü affettiniz, cumartesi günü takımla çalışmaya başladılar. Kriz 2, bunu da yönetemediniz. 3, Fransız teknik adam adı neydi? Geliyor dediniz. Genesio. Geliyor dediniz, anlaştık dediniz. Yani birebir ağızlarından böyle bir ifade çıkmadı ama kendisiyle görüşüldü. 1,5+1 yıl opsiyonlu teklif yapıldı. Senelik 3 milyon euro gibi bir rakam telaffuz edildi. Yani dediler geliyor bugün, yarın geliyor. 48 saat içinde İstanbul'a iniyor uçağı. Dediniz, sonra şuna döndü. Bize yanıt verecek. Olumlu ya da olumsuz. Nitekim yanıt olumsuz oldu. Tamam, onu da geçtik. Olabilir. Bir hoca tercihini yapma, olumsuz manada yapabilir. Arkasından Hollandalı, ismini telaffuz edemeyeceğim. Van Bronckhorst. Gündeme geldi. Son 3 gündür de vallahi biz getirdik adamı, şimdi medya getirdi. Herkes dedi ki Beşiktaş'ın analizler yapıldı. Beşiktaş'a getirdi de yardımcılarını getiremedi. Ya yardımcılarına göre mi şimdi bir teknik direktör durumu şey oluyor? Yani ben onu da anlamadım yani. Bilmiyorum, hocalarım burada. Yani yardımcı gelmiyorsa hoca gelmez mi yani? Öyle mi olacak bilmiyorum. Yani olmazsa olmaz mıdır? Elbette ki ekip Sayın önemlidir. Hasan Arat ekibiyle istiyormuş diye ben bir haber duydum. Ya şimdi... Tamam, o Ahmet olmuyorsa ekibe Mehmet alınır. Mehmet olmuyorsa, yani sonuçta önemli olan teknik direktördür. O zaman o teknik direktörü niye alıyorsunuz canım? Yardımcısını alın o zaman, madem onu teknik direktörlük getirin. Madem olmazsa olmaz oysa. Ki ben şimdi buraya yayına gelmeden önce yukarıda arkadaşlarım sayfada değiştiriyorlar. O da olumsuz yanıt vermiş. Yani. Gelmiyor yani. Gelmiyor değil de zor. Kriz var. Onu da kriz var. Peki kime dönüyor Beşiktaş tekrar? Razvan Lucescu. Yok, Razvan'ı yok. Mircea Lucescu. Sezon sonuna kadar. Lucescu Razvan olmadan gelmez. Yok. Oğlum hayır, olmadan asla. O Yunanistan'da Haziran'a kadar sözleşmesi var. O şimdi ben gelmem. Şampiyon yapacağım demiş ya. Ne işim var demiş yani. Vallahi. Ben babam
sezon sonuna kadar idare eder. Ondan sonra ben gelirim Haziran'da. Yani belki anlatım şeyim olarak şaka gibi algılanıyor olabilir ama genel görüntü bu. E şimdi böyle bir durumda Beşiktaş ne bileyim yani iyi oynamasını beklemek, gençlerden üstün performans beklemek, önemli yıldızlardan önemli performans beklemek ya da bu takıma teknik direktör olmak da yani çok da böyle sıcak bir şey gibi gelmiyor bana. Açıkçası ben teknik direktör olsam böyle bir araştırma yapsam ya derim ki bu takıma 4 tane hoca gelmiş kardeşim. Şimdi ben 5. olarak gelsem ne yapacağım? Artı Afrika'da oyuncular var. Artı bazı oyuncuların gitmesi açıkladı Feyyaz Uçar. Birazdan verirsiniz herhalde. Evet, evet, 13-14 kişi bir şeyler dedi. Yabancılar. Ben sayfa yapıyordum. Tam dinleyemedim. Bir yandan da Sayın Ali Koç'u dinliyordum. Yani bakıldığında bir sürü kriz var hocam. Ben mi yanlış aldım? Yani bu kadar kriz olur mu bir takım? Siz bu krizi çözmek için varsınız ve yönetime bunun için talip oldunuz. Bir de ben şöyle bir şey duydum. Sayın Samet Aybaba efendim başka bir teknik adam ülke düşünüyor. Başkan hayır diyor. Ben diyor teknik adamla görüşeceğim. Ben karar vereceğim diyor. İşte Hollandalı hocaya teklif götürülüyor. Yani orada da bir fikir uyuşmazlığı var. En sonunda işte bugün birkaç haber sitelerinde yer aldı. Fatih Terim'in gitmeden önceki takımın görevine son verilen Jakovic miydi? Ona bir önerildiğine dair bir haber gündeme geldi. Yani Beşiktaş gibi bir takım, bir kulüp, büyük bir takım bu kadar yani teknik direktör. Yani hiç hazırlık yapmamışsınız ya. Yani hiçbir planınız yokmuş. Yani öyle A planı yok, B, C, D, E falan hiçbir şey yok kardeşim. Plan yok ki hala, hocama bırakacağım sözü, hala Rize maçına yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Olmazsa bir sonraki maçı. Ya bu yetişilecek bir şey değil. Bu önemli bir şey bu arada. Bak bu baskıyı anlıyorum. Ama bu baskıyla da bir an önce aceleyle de hoca getirilecek bir durum da değil. Eğer bu duruma geldiyseniz paniktesiniz.